Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte İstanbul'u yolculuk edeceğiz. Bu süreç boyunca neler başıma gelecek bizzat bir teker teker hep beraber göreceğiz. Biraz üzgünüm, biraz da sevinçliyim. Geçen seferinde aileme güzel bir sürpriz yapmıştım. Gece yarısı gelmiştim. Şu ilk kartını tıklayıp gidebilirsiniz. O videonun ikincisini çekiyorum. Ailemin şu an haberi yok. Ben bir yıldır Sinop'ta okuyorum, onu da biliyorsunuz. Bir yandan üzgünüm, bir yandan da mutluyum. 3 gündür telefonlarımı kapattım. Arıyorlar, ulaşamıyorlar hiçbir şekilde. Siz bunları yapmayın. Onlar benim dün geleceğimi zannediyordu. Ama ben bugün geliyorum. Sabahlamış kardeşlerim falan, abim geliyordu. Bir yıldır Sinop'tayım. Ailemden uzakta kalıyorum. Dedemle birlikte kalıyorum. Onlar beni özledi. Ben de onları özledim. Şimdi bakkala uğradım. Yani kolibanda aldım. Valizimi hazırladım. Valizimin tabii üstüne yazı yazacağım, çalmasınlar diye. Hadi bakalım, yolculuğumuz çok güzel geçecek. Sinop'ta artık son günüm. Öyle gözüküyor. Bir daha gelir miyim, gelemez miyim bilmiyorum. Sınıfı geçtim. Okumak için tabii ki de geri geleceğim bir yıl daha. Ama şartlar bu sefer zorlayacak. Hızlıca eve geçelim. Kutularımın üstünü koliband ile kapatmam lazım. Ve valizin üzerine ismimi yapıştırmam lazım. Saat 6'da arabam kalkıyor. Şu an saat 5. 1 saat kaldı. Hadi gelin eve ışınlanalım. 1, 2, 3... Arkadaşlar gördüğünüz hızlı bir şekilde eve geldim. Kutularım burada. Bu kutuların üzerini kapatmam lazım. Ve valizim de burada. Adımı soyadımı falan yazdım. Üstünü şöyle bantladım. İsterseniz size ufaktan bir oda vlogu falan yapayım. Burada benim dolabım var. Videolarda görüyorsunuz. Ve atkım var burada. Fenerbahçe yazıyor. Üstünde görmüşsünüzdür. Arka tarafım böyle. Burada bir çivim var. Çivimde de bir tablo vardı. Videolarda görürsünüz. Yatağım burada. Masam bura. Katlanabilir bir masa. Ama gıcırıyor. Bakın. Duydunuz mu? Çok gıcırıyor. Küçücük bir oda. Benim oturduğum sandalye ise bu. Ayağı kırık. Bakın. Masamın yanında hemen çöp kutum var. Islak mendilim var. Peçetem var. Yanlış anlamayın. Bantım var. Hatta burada eskiden arka planda kullandığım bir çizimim vardı. Bunu arka planda falan bantlıyordum. Burası da kapım. Kapımın arkasında beyaz önlüğüm falan var. Beyaz önlüğü videolarda kullanmayı düşündüm ama video çekemedim. Burada da bir tane hırkam var. Montum falan var. Burada da şapkam falan var. Burada da çekmecelerim var. Çekmecelerim içinde grafik tasarım okuduğum için grafik tasarımla alakalı malzemelerim var. Hatta göstereyim size daha iyi bir şekilde. Cetveller, boya kalemlerim falan var. Fırçalarım var. Kazıma bıçaklarım var. Hatta burada da yaptığım çalışmalar var. Linoleum denilen bir malzeme ile kazıdık onları boya yaptık. Benim odam böyleydi. Ufak bir odam var. Hava çok sıcak. Oda da sıcak. Artık ben gidiyorum. Hadi ben yavaştan hazırlanayım. Birazdan gideceğim zaten. Arabam kalkacak. Geç kalmamam lazım. Hızlı bir şekilde çantamı aldım. Diğer çantalarımı aldım. Tabii bunları hepsini taşımak ayrı bir dert. Şimdi hemen hızlı bir şekilde arabaya valizlerimi koymam lazım. Ki aşağı otogara yetişeyim. Bu sefer ışınlanmayacağım. Işınlanmak çok zor olacak çünkü bu kadar malzemeyle beraber. Şimdi teker teker şimdi arabaya taşımam lazım. Hadi eşlik edin bana. Arkadaşlar şimdi hızlı bir şekilde eşyalarımın hepsini taşıdım. Bir sırt çantam kaldı. Yavaştan gideceğim buradan. Çantamı da yüklendim. Kulaklığımı da taktım. Hadi yavaştan gidelim. Gidiyorum. Diyecek bir şey yok. Derde bu da varmış. Gitmek de varmış. Gidiyorum artık. Şimdi geldim. Eşyalarımı yüklüyor araba. Ekranı falan koydu içerisine. Artık gidiyorum. Ama bir daha tekrardan geri geleceğim. Yavaştan arabaya geçelim artık. Kimse yok. Baksanıza. Bomboş. Bir numara galiba burası. Aynen. Bir numara burası. Tam şoförün arkasında gideceğim. En köşe cam tarafı benim. Birazdan araba kalkacak. Gideceğim. En önde oturuyorum. Bakın. Tam şoför koltuğunun. Şurada şoför var. Şoför koltuğunun tam arkasında bir numara. Yavaştan gideceğim artık arkadaşlar. Son günüm. Son dakikam. Son saniyelerim. Yapacak bir şey yok artık. Yolda görüşürüz.
Arkadaşlar şimdi araba hareket edecek. Yavaştan kalkıp gideceğiz. Kaptan oturdu yerine. Yolculuk burada başlıyor artık. Söyleyenlere göre Gerze'ye Rusya'dan şu Yunus gelmiş. Rusya'dan Gerze'ye gelmiş. Doğru yere gelmiş aslında. Daha sonra bu Yunus'u beslemiş bizim Gerze halk. Beslemiş. Daha sonra Rusya bunu istemiş. Ne kadar saçma. Böyle bir anısı var yani. Rusya'dan Gerze'ye kadar gelen bir tane Yunus varmış. Beyaz bir Yunus. Çok da güzel Yunus. Garip bir ismi vardı. İsmini unuttum gerçi. Çok güzel bir anısı var. Burada da heykelini yapmış. Araba Yolumuz kalktı, gidiyoruz. Görüşürüz Gerze. Özleyeceğim burayı. Hadi yolumuz açık olsun. Şu an saat 6. Sabah büyük ihtimal 7 gibi İstanbul'da olurum. Arkadaşlar burada okudum ben bir yıl boyunca. Şimdi ailemin yanına gidiyorum. Sorunsuz bir şekilde okulumu geçtim. Şimdi bekle beni İstanbul'da. Gerze'den çıktım. Yavaş yavaş gidiyorum. Önümde çok güzel manzara var. Manzaraya baksanıza ne kadar güzel. Bakın karşıda şöyle bir ada var. Uzun boydan baya. Orası Sinop. Manzara mükemmel. Baya güzel manzarası var. Ailemin yanına gidiyorum. İstanbul'da sürpriz yapıyorum. Onlara haber vermedim daha. Onlar da beni merak ediyor. 3-4 gündür telefonlarım kapalı. Arayamıyorlar. Aradıkları zaman da açmıyorum. Şimdi yollara düştük. Gidiyorum. Üzgün müyüm? Üzgünüm tabii. Ama bir yandan da sevinçliyim. Çünkü annem babamın yanına gidiyorum. Kardeşlerimin yanına gidiyorum. Otobüs şu an yanlış yola saptı. Geri gidiyoruz. Aşağı girmesi lazımdı. Şuradaki yola girmesi lazımdı. Şimdiden talihsiz olaylar. Kaptan dikkatin nerede kaptan? Arkadaşlar bakın Gerze Samsun yolu. Gerze'den çıktığım burada belli oluyor. Otobüs yolcu aldı bu arada. Onun için durduk. Şu an hareket ettik tekrardan. Haydi bakalım, uzun bir yol bizi bekliyor. Sıkıntınız falan varsa anlatın. Çözülecek bir şeyse çözmeye çalışırız hep birlikte, beraber. Yeter ki derdinizi bana anlatın. Abi motor geldi. Motorla kapışıyoruz. Hadi bakalım kim oldu? Bak geride. Geçtik onu. Motoru geçtik. Siz düşünün artık ne kadar hızlı gidiyoruz. Boyabat Kastamonu yoluna girdik. Sinop'tan da çıktık. Yavaştan Kastamonu'na yol aldık. Kastamonu 165 km kalmış. Yorumlara yazın bakalım. Kastamonu'dan beni takip edenler var mı? İstanbul'da biliyorsunuz yeşillik çok az. Yeşillik bulmak çok zor. Burada ise her yer yeşillik. Dernek ineceğim. 500 evlerden ne? 500 evlerden. Nerede ineceğimi de öğrendim. 500 evlerden ineceğim. Araba hareket etti. Tam 45 dakika falan geçmiş. 45 dakika boyunca yoldayız. Büyük ihtimal sabah saat 8 gibi İstanbul'da olurum. Ya 1,5 saat sonra mola verdik. Bacaklarım tutulmuş. Şöyle bir dolaşalım etrafı. Gel. Ne haber? Köpeği sevdim, kameraya dalıyor. Bizim motor hararet yapmış galiba. Onun için 10 dakika mola verdim. Otobüse bindim şu an. 10 dakikalık mola bitti. Yavaştan gideceğiz. Kastamonu Han önündeyiz. Saat 6'da bindik. 7:40 geçiyor. 1 saat 40 dakikadır yollardayız. 10 dakikada mola vermiştik. Yavaş yavaş gidiyoruz artık. Arkadaşlar size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ben Sinop'ta okuyorum ve Sinopluyum. Dedemle birlikte yaşıyorum. Yani yurtta kalmıyorum veya başka bir eve çıkmadım. Diyeceğim o ki dedemle bir sıkıntılarım falan oldu. Dedem beni artık istemiyor yanında. Dedemle hiçbir sorunum yoktu. Dedeme bir şeyler söylenmiş. Dedem benden nefret etmeye başladı bir anda. Kendi torununu insan evinde istemez mi? Size soruyorum. Biz de ileride dede veya anneanne babaanne olacağız. Bizim de torunlarımız olacak. Allah uzun ömür gösterirse eğer. Birisinden kulaktan doğma söylemlere inanıyorum.
başladı. Nefret etmeye başladı. Evinde istemedi. Benim de o sıra okulum bitti. Ya ben 2-3 aydır odamdayım yani. Arkadaşım da yok. Gerze'de, Sinop'ta. Sinopluyum ama yani Sinop'ta arkadaşım yok. Çünkü İstanbul'da yaşadım, büyüdüm. Memleketime az giderdim. Bundan 6 yıl önce falan gitmiştim. O zaman köyümüz vardı. Şimdi tabii yok. Arkadaşlık kuramadım kimseyle. Odamda takılı kaldım. Bizim üniversite bundan 3,5 ay önce falan bitti. Yani ben 3 aydır neredeyse odamdayım. Dışarı çıkmıyorum. Daha sonra kuzenim falan geldi. Sağ olsun son günlerim onunla takıldım. Instagram hesabımda paylaşımlar yaptım. Denize girdim. O beni dışarı çıkardı. Dediğim gibi kendi öz torununu evinde istemesin ki. Dedeme kim ne dedi onu da çok iyi biliyorum. Şunu bilsinler ki eğer bu videoyu izliyorlarsa asla onunla karşılaşmayayım. Yani ne istiyorsunuz benden onu anlamıyorum. Ben size kötü bir şey mi yaptım? Elinizden ekmeğinizi mi çaldım? Soruyorum size, elinizden ekmeğinizi mi çaldım? Ne yaptım ben size? Siz bana ne yapıyorsunuz? Şimdi ne mi olacak? 2,5-3 ay İstanbul'da kalacağım. Daha sonra Sinop'a geri geleceğim. Dinlenme tesisine geldik. Uyuyakalmışım. Kastamonu Sepetçioğlu'ndayız şu an. İçerisi şimdi bayağı pahalı. İçeriden hiçbir şey almayacağım. Sadece bakacağım. Şimdi akşam olduğu için telefon çok kötü gelecek. Aydınlık bir yere girmem lazım. Arkadaşlar şu an içeri girdim. Hatırlıyor musunuz? Şu an tam karşımda masaj koltuğu var. Ben bunu oturmuştum. Ses çıkarmıştı. O kadar çok korktum. Burada. Instagram'a bir hikaye atacağım. Ailemin haberi olsun diye. Yolculuk güzel geçiyor. Gayet rahat geçiyor. Yanımda da kimse yok. Ben bir arabaya geçeyim. Üşüdüm çünkü. Arkadaşlar şimdi arabamız hareket edecek. Birazdan kalkacağız, gideceğiz buralarda. Yarım saattir falan moladaydık. Ben uyuyakaldım. Saat de 9:30 bu arada. Az kaldı ya. Yavaştan kalktık, gidiyoruz. Arkadaşlar şu an Karabük'e doğru yol aldık. Karabük'e az kaldı ve yağmur yağıyor. Hatırlarsanız İzmir'e gittiğimiz zaman yağmur başlamıştı. Şimdi ise Karabük'teyken yağmur yağmaya başladı ve sağanak yağıyor. Baksanıza yağmur nasıl yağıyor. Seyircekler daha zor yetişiyor. Yollar tehlikeli olmaya başladı. Arkadaşlar dediğim gibi eğer sizin de bir sıkıntınız varsa ve konuşacak kimseniz yoksa bana yazabilirsiniz. Konuşuruz. Bir yolunu bulmaya çalışırız. Hadi bakalım, hakkımızda hayırlısı. Şu an İstanbul'da 236 kilometre kaldı ve saatimiz 1-2 geçiyor. Çok hızlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Yağmur da yağmayı bıraktı. Ve İstanbul'a geldik arkadaşlar. Çok mutluyum. Birazdan Avrupa yakasını geçeceğiz. Saat şu an 4:30. Birazdan köprüden geçeceğiz. Kimse kalmadı zaten. Neredeyse 10 kişi falan var. Çok kişi indi. Bayağı bir uzun yolculuk oldu benim için. Uyuyakalmışım. Köprüden geçerken video çekecektim. Onun için uyanık kaldım. Video çekemedim, kusura bakmayın. Şu an Beşiktaş Gaziantep'teyim. Geldim. Birazdan taksiyi arayacağım. Arabadan inmek üzereyim. Taksi falan aradım. Taksi gelmek üzere. İnşallah alır malzemeleri ya. Fazla büyük bir şey yok zaten. Neyse taksiye bineyim. Evde devam ederiz videoya. Hadi görüşürüz. Ne kadar da borcu? 20 lira yeter sabah şu taksiye. Abi 20 lira çok. 20 mi olma abi? Sen onu 20'yi ver. Yapıyorsun 12-13 lira yazıyor. Bereket olsun. Dolandırıldım ya. Barbaros taksiye binmeyin arkadaşlar. Dolandırılıyoruz. Eve geldim ben artık. Neyse eve geçelim, biz de devam edelim. Ben geldim. Hoş geldin oğlum. Gözlerimiz yollarında oğlum. Naber? Önce geldim, ne yapayım? Çok yağmur yağdı. Nasıl yağmur yağdı? Geldim eve. Beni kazıkladı ya. Eşşol eşek vardım. Barbaros taksiye binmeyin arkadaşlar. Ciddiyim, kazıklıyor adamları. 20 liralık yola gitmedim ben. 10 liralık yola gittim. 10 lira alması lazımdı. 20 lira aldı.
Vallahi çok iyi geçti. Yanım boştu. En önde şoför koltuğunun arkası. Ben uyuyakaldım. Köprüden geçerken çekecektim de çekemedim onu. Özledik seni ya. Şimdi videoyu kapatmadık. Rahat konuşalım ya. Video bu kadardı arkadaşlar. Belki videoda görüşmek üzere. Şuradan kanala abone olabilirsiniz. Şuradan diğer videolara gidebilirsiniz. Hadi 10 saniye var. Ding ding.